erdiğini gösterir ama Ellen'in ayrı bir farkı var bizde. Ellen'in açıldığı yıllarda biz 18'li yaşlarda falandık. O zaman Bodrum'da böyle eğlence yerleri falan yok. Rahmetli Mustafa Bey bu yeri açtığında bizim için de çok sürpriz güzel bir şey olmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Yırtmaçlı etek bile modaydı. Ve onu görmek için görmek bile bir ayrıcalıktı Bodrum'da. Yırtmaçlı etek. Biz o günleri gördük. Tamam ve o günlerde Bodrum'u bugünlere getiren rahmetli Mustafa Bey olsun. Eşi olsun, arkadaş çevresi olsun, büyüklerimiz olsun. Bugün bir dünya şehri yarattılar. Basamakları Bodrum arkadaşlar tek 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 çıktı. Ne bir teşvik aldı, ne bir devlet arazisi aldı, ne de bu kötü günlerinden şikayet etti. 24 saat değil 25 saat çalıştı. Bir gün daha bir günden bir gün saat çalarak çalıştı. Ama Bodrum'u bugünlere getirdi. Elektriğimiz yoktu, suyumuz yoktu, yolumuz yoktu, doktorumuz yoktu. Ama hiç şikayet etmedik. Bak, hep çalıştık. Hep çalıştık, çalıştık, çalıştık. Bugün dönüp baktığımızda gerçekten Bodrum'a mal olmuş isimler. İşte bir el ele diyoruz. İşte ne bileyim bir Halikarnas diyoruz, bir Hadigari diyoruz, bir Velibar diyoruz, bir Orabar diyoruz. Bunların hepsi Bodrum'la özdeşmiş isimlerdir arkadaşlar. Bunların hiçbir kolay olmadı. Bodrum'un zor günlerinde vardı bunlar. Şimdi çok geliyor artık. Gelir. Gelmeye de devam ederler. Biz de hepsini kucaklarız. Yeter ki Bodrum'un marka değerine güzellik ve kalite katsınlar. Biz onların her zaman yanındayız. Aç gözlü olmamak şartıyla. Yeter ki hep beraber paylaşalım. Hep beraber el ele tutuşalım. Birlik, beraberlik içinde. Kişisel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak bu güzel Bodrum'umuzu, Tanrı'nın bize lütfettiği bu güzel Bodrum'umuzu koruyaraktan bizden sonraki nesillere de bu güzellikleri el ele gibi Bodrum'un geçmişinde mark olmuş güzellikleri devredelim, teslim edenler onlar da bugünlere, geleceklere taşısınlar. Onun için ben kardeşime, ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana geldi, kapımı çaldı, başkanım açalım mı dedi. Benim için onur ve gurur ve mutluluk olur dedim. Bir tek kelime ettim. Aynen bunu söyledim. Sonuna kadar arkanda olurum dedim. Çünkü Bodrum'un tarihinde, geçmişinde, Bodrum'un yaşam tarzında bir yeri vardır buranın. Ve Bodrum'un o zamanki nüfusuna baktığımızda, gerçekten Bodrum arkadaşlar nüfusu tabelada 2500 yazıyordu ya. Şu anda 150 bin. Tamam mı? Onun için herkesin emeği var. Herkesin emeğine saygı duymak lazım. Onları hatırlamak lazım, onları kucaklamak lazım ve Bodrum'u bugünlere getiren hepimizin bir vefa borcu olduğunu lütfen unutmayalım. Ve onları hiçbir zamanda gönlümüzden, beynimizden sevgisini ve şefkatini esirgemeyin arkadaşlar. Her zamanda dua edin. Bugün varsak, bugün çocuklarımız, bizler en iyi şekilde yaşıyorsak, en iyi şekilde mutlu oluyorsak bilin ki bugünlere gelmesinde o insanların hepsinin tek tek emeği ve imzası vardır. Bunu asla unutmayın. Onun için bugün burada bu güzel el ele meyhanemizin açılışında hep beraber olmaktan, sizlerle olmaktan çok mutluyum. Yaşım o kadar da fazla değil ha. İki rakam daha. Bunu da söyleyeyim. Onun için ben gerçekten kardeşime, ailesine çok teşekkür ediyorum. Tekrar böyle azıcık kalsın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun çocuğum. Tabi belediye başkanım burada ama ben sadece onunla kesmek istemiyorum. Kurdele bir kurdele keseceğiz. Sayın Mahmut başkanım da ben çağırmak istiyorum. Mahmut abi diyorum bizim abimiz. Yan abimiz de var. Gel abi sen de gel. Sen de başkansın. Bir başkanım da kurdelenin ucundan tutuyor. Bogayat başkanı. Hatta şivet mandalin gazozundan da karıştırdık da içtik ama oluyor mu da olmuyor mu da ama ilk defa burada içmiştim. Hayırlısı olsun. Başkanım pardon. Teşekkür ederim.
Bodrum klasiği başkanımıza bırakmıyoruz. Thank you.